Merhaba, günaydın hanımlar, beyler. Yeni bir videomuzla karşınızdayız. Başlıktan da anlayacağınız üzere Şebnem Ferah, Yağmurlar Çalıyoruz. Ya 90'ların en güzel şarkılarından bir tanesi. Şebnem Ferah'ın da yanlış hatırlamıyorsam ya ilk ya ikinci albümünden biriydi. Böyle kızıl saçlı, böyle yakın modda çekilmiş bir klibi vardı. Türkiye'nin ilk rock müzik kadın sanatçılarından, vokallerinden bir tanesi. Şöyle bir not da düşelim. Zamanında Özlem Tekin'le beraber de çalışmışlar ama sonrasında ayrılmışlar. Herkes kendi yoluna gitmiş. Yağmurlar çalacağız ve arpejle çalacağız. O kadar yumuşak, o kadar güzel bir şarkı. Arpejle çaldığınız zaman ve çok basit akorlarla çaldığınız zaman çok güzel hissedeceksiniz. Oo, ne güzel çalıyormuşum diyeceksiniz. Bakacağız hep beraber nasıl çalıyoruz, ne çalıyoruz, neyi yapıyoruz, hepsine bir bakalım. Şimdi şarkıda kullandığımız akorlara önce bir bakalım. Yukarısı gelsin. Aynen öyle. Şimdi E, M akorunu kullanıyoruz şarkıda. Tamam. C akoru ve Re majör akoru geçiş olarak çoğunlukla bu akorda kullanılıyor. Mi minör, Do majör ve Re majör. Mi minör temel akorumuz. Do majör ve Re majör. Nakarat kısmına geldiğimizde, pardon, nakarata geçmeden hemen öncesinde geçiş bölümünde bir La minör var. Beni sevmezsen, orada bir La minör var. Orada bir de F akoru var. Biz F akorunu böyle kullanacağız. Daha böyle sükseli olsun diye. Fa majör akorunu kullanmıyoruz. İsterseniz kullanabilirsiniz. Çünkü o da F akoru. Biz burada F7. Aynen. F7 akorunu kullanacağız. Fa majör 7 akoru. Bakayım. Evet, Fa 7 akoru oluyor. Doğru. Fa'nın Fa majör tonunda 7. ses mi'yi eklemiş oluyoruz akora. Tekrar A mi akoru gelecek. Bulutlar ağlasın. Orada G akoru gelecek. Bir yerde. Ondan sonra tekrar A mi ve E mi akoruyla devam edeceğiz. Dediğim gibi şarkının tonu mi minör ve biz hep mi minör tonunda olanlara bakacağız. Yani dönüp dolaşıp mi minöre geleceğiz. Do, re, mi. Hep bunu duyacağız. Bu girişte de var. Girişte de var. Nakarat kısmında da var bu akor. Mi, do, re, mi gibi. Bu yürüyüşü çok duyacağız bu şarkıda. Arpej ne yapacağız? Bildiğimiz klasik dört dörtlük P, I, M, I, A, I, M, I. Gerçi şöyle de gösterebilirim, evet. I, M, I, A, I, M, I. Şimdi yukarıda görünüyordur. P, I, M, I diye saydığım kısım sağ elim. P, I, M, I, A, I, M, I. Rakamlarsa tel numarası. X, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3. Niye X diyorum? Çünkü mi minör çalarken 6. telden başlıyorum arpeje. Ama do majör çalarken 5. telden başlıyorum. Gerisi aynı. Sadece X dediğim kısım akora göre değişiyor. Şöyle de bir şey var. Şunu da unutmayın. P, I, M, A. P, I, M, A. P, I, M, A. O da hemen benim verdiğim arpejin yanında yazıyordur. X, 3, 2, 1 tel numarası olarak. Veya P, I, M, A şeklinde yazıyordur zaten. O da geçişlerde kullanacağım 4 dörtlüğün kısaltılmış hali. Yani P, I, M, I, A, I, M, I. Toplam 8 tane yarımlık var burada. Yani toplam 4 vuruş burası aslında. Geçişleri nasıl yapıyorum? P, I, M, A, 2 vuruş, 4 tane yarım var burada. P, I, M, A, 2 vuruş da bu. Toplam 4 vuruş, yani diğeriyle çaldım, eşit oluyor. Evet, şimdi oradan devam edelim. Şuydu. Şimdi şarkıya başlayalım. Sokaklar sakin. Geceler kara basan. Burada arpej. P, I, M, A, P, I, M, A. Ondan sonra tekrar E, M'ye geçtiğimde normal arpeje dönüyorum. Ellerim titrer. Kim bu ben, kim bu? Aynı şeyi yapıyorum.
Susan. Devam ediyorum. Ne soran var ne bilen, sebebim yok bana kıyan. D, I, M, A. Sonra tekrar. Erkeğim sen gül, vazgeçtim rüyalar. C, kuru, D, kuru. Burada geçiş kısmına geldim. Tekrar. Çok pardon. Tekrar geçiş kısmına geldim. Ami akoruyla devam ediyorum. Beni sevmezsen, buradaki F akoru yedili olacak. Yağmurları sev. Tekrar Ami akoru. Bulutlar ağlasın. G akoru. Sen gül güneş doğsun yeni. Den dediğimde tekrar mi minöre geçmiş oluyorum. Den gidiyorum gözüm. Şimdi geldik oraya. Hani bölmeyeyim de en azından o mi minörü oraya taşıyayım istedim. Şimdi burada arpeji bir tane çalıyoruz ama arpejle diğer geçiş akorlarını daha hızlandırıyoruz. Geliyorum gözüm yaşlı. Böyle de olabilir. Ya da gidiyorum gözüm yaşlı. Böyle de çalabilirsiniz. Bunların her biri bir yöntem. O tamamen size kalmış. Ben biraz daha böyle arpejle göstereyim ki hani akılda kalsın. Yani tek şekilde nasıl çalarsınız böyle çalabilirsiniz. Başladığınız gibi böyle bitirebilirsiniz. Arpeji P, I, M, A olarak devam ettiriyorum. Gidiyorum gözüm yaşlı. Oradaki C ve D geçişini böyle yapabilirsiniz. Bak buradaki C akorunu D akoruyla buraya taşıyabilirsiniz. C akoru iki perde kaydı. D akoru. Bu tam D akoru değildir. Bu da aslında D7, evet. D9, D7 akoru olması lazım. Gibi. Onu ben çözerim sonra. D9 akoru. Bunu C akorunu buraya taşıdığımız için böyle oluyor. Çünkü arada boş teller var. Mesela sol teli boş. R'ye göre dördüncü ses. Re, mi, fa, sol. Bunu eklemiş olduk içine. Re, fa diyez, re, mi. Oradaki mi sesi re'ye göre dokuzuncu ses. Akora da onu eklemiş olduk. O yüzden D9 akoru diyoruz biz buna. Çözdüm zaten. C akoru, D akoru, mi akoru. Bunun geçişini de gidiyorum gözüm yaşlı. Hatıram var yüreğimde. Diyebiliriz. Böyle olabilir. Yani oradaki yaptığım şey aynı. P, I, M, A, P, I, M, A, P, I, M, A, P, I, M, A. Aynı arpeji yapıyorum. İlk kısmı yavaş, ikinci kısmı hızlı. Yeterince anlattığıma göre artık nakarata geçelim. Gidiyorum gözüm yaşlı. Bunu da kullanabilirsiniz. Hatıran har yüreğime. Sen sev yağmurları. Yağmurlar yağsın üzerime. Sonra tekrar ediyor bu kısmı. Gidiyorum C, D. Tekrar E'ye dönüyor. Az önce söyleyerek yaptım. Şimdi akorlarına bakalım. Ah yine yol C, D. Sen sev C, D. Yağmurlar yağsın C, D9. Mi minörle bitiriyorum. Aslında çok karışık bir şarkı değil. Çok konuşmuşum. Çok karışık bir şarkı değil. Geçişleri ve arpejde çalması böyle ilk defa deneyenler için problem olabilir. Hani ritim olsa baştan sona aynı gidiyor, tamam. Ama bunda arpejler değişebiliyor ve parmaklarınızın böyle tam tellere denk gelip güzel bir ses alabilmeniz için bunu çalışmış olmanız gerekiyor. Ritimde vuruyorsun, bütün teller çalıyor, onda problem yok. Ama arpej olduğu zaman iş biraz daha zorlaşıyor. Üç akor diyebiliriz. Mi minör, do majör, re majör. Bir yerde la minör geliyor.
Bir yerde sol majör geliyor. Bu kadar. Yani çok böyle değişik bir, çok zor bir kısmı yok aslında. Bence şarkıyı bu şekilde de çalabilirsiniz. Şu da olabilir. Gidiyorum gözüm yaşlı. Bu da bir yöntem. Az öncekilerden aklıma geldi. İsterseniz böyle de devam edebilirsiniz. Hani ben temel olarak anlatıyorum. Geri kalan bütün süslemeler size kalmış. Nasıl istiyorsanız öyle devam edebilirsiniz. Farklı akorlar kullanabilirsiniz. Önceki videolarda La minör, La majör ve Re minör geçişi yapmıştım mesela. Bunda yapabileceğiniz geçişler Do majör ve Re majördü zaten. Burada geçiş eklemek yerine Do akoru, D9 akorunu kullanabilirsiniz. D4-9 akorunu kullanabilirsiniz. O da bir yol diyebiliriz. Evet, bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlarınızı duyurmayı, paylaşmayı, beğenmeyi unutmayalım. Değil mi? Peki, hadi bakalım, görüşürüz.